Pencere gazetesi zamlar yetmedi, varlıkları satalım demiş manşetten bugün. İktidar enflasyon, tutturulamayan bütçe dengeleri, yerel seçimin yükü gibi konularla boğuşa dursun, vatandaşları çileden çıkaran zamların EYT ve depremin maliyetini bile karşılayamadığı ortaya çıktı. Kaynak yaratmak için en kestirme yol olan kalan az sayıdaki devlet varlığının özelleştirilmesi işte bu nedenle gündemde. Ama Şimşek için ekonominin patronu olsa da karar almak kolay değil. İktidar kanadında ekonomiyle ilgili atılacak her adım neredeyse krize neden oluyor. Her ne kadar Tokmak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in elinde görünse de sarayı, danışmanı, ittifak ortağı gibi kalabalık bu grup kafa karıştırabiliyor. Memur zamlarına ilişkin tartışmaya da bu açıdan bakmak lazım diyor bugün manşetten Pencere Gazetesi. Pencere Gazetesi'nden bir diğer detay, nihayet aklına tasarruf geldi demiş. Toplumda tepkiye neden olan vergi zamları ard arda açıklanırken tasarruftan hiç bahsedilmemesi eleştirilere neden oluyordu. Belki de o eleştirileri biraz olsun hafifletmek için bakan kamu kuruluşlarına daha önce yayınlanan tasarruf genelgesini hatırlattı. Buna göre kamu kurumları temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderlerini kısacaklar. Peki bu böyle çerçevesi çizilmiş şu giderler en fazla şu kadar olabilecek. Bu giderler iptal edildi, artık bu yapılmayacak gibi böyle çerçevesi çizilmiş tasarruf tedbirleri mi? Pek öyle görünmüyor. Hadi gelin bir de aynı tasarruf başlığına Yeni Çağ'dan bakalım. Gazete bu tasarruf konusunu manşete taşımaya değer görmüş. Tasarruf genelgesiyle gaz alma operasyonu diyor. Faiz zamlarının ardından vatandaş isyan edip tepkiler çığ gibi büyüyünce Hazine ve Maliye Bakanı kamu kurumlarını imkan dahilinde tasarruf yapmaya çağırdı diyor. Hadi gelin Yeni Çağ gazetesinin imkan dahilinde diye tırnak içine alarak yorumuyla aktardığı, gaz alma operasyonu olarak yorumladığı bu tasarrufun detaylarına bakalım. Almanya dünyanın en büyük araç üreticisi. Bizim ekonomi yüklüğümüzün tam 10 katı. Fakirlerde 9 bin makam aracı var. Bizde 125 bin. Eğer tasarruf yapacaksanız hodri meydan inin o araçlardan arkadaşlar. Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz. Kamu özel işbirliği projelerine 100 milyarın üzerinde bu yıl para ödenecek. Hatta bu dolar kurunun artması nedeniyle en az 35-40 milyar lira daha bütçede konulanın üzerinde para ödenecek. Şimdi burada herhangi bir tasarruftan bahsedilmiyor. Dar gelirlinin vergi yükü artarken akaryakıttan doğalgaza zamlar üst üste gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf edecek dedi. Tüm kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderdi. Kamu kurum ve kuruluşları taşınmaz edinimi ve kiralanması, resmi taşıt edinimi ve kullanımı, personel görevlendirmeleri, temsil, tören, tanıtım giderleri, basın ve yayın gibi giderlerini tasarruf kurallarına uygun gerçekleştirecek. Bu nasıl bir tasarruf genelgesidir? Nereden, ne kadar harcamanın, hangi harcamanın ne kadar kesileceği belli değil. Laf olsun, torba dolsun diye tasarruf genelgesi çıkarıyorlar. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de dile getirdi kamuda tasarrufu, hatta genelgede yayımladı. Ama ne taşıt alım ve kiralama azaldı ne kamu kurumlarının gideri. Sarayın temsil ve ağırlama için harcadığı para toplam 484 milyon. Bu 42.456 asgari ücrete eşit. Kamuda bir yılda kara taşıtı kiraları gideri %81 artmış. Hava taşıt kiralama gideri %389 artmış. Sadece 5 bakanlığın kira bedeli için geçen yılın Temmuz ayında ek bütçeye 254 milyon liralık bir ödenek konuldu. En büyük paysa 113 milyon 406 bin lirayla Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ha, Cumhurbaşkanı koruma ordusu var değerli arkadaşlar. 5 aylık maliyeti 3 milyar 988 milyon. 4 milyar. İnsan Allah'tan korkar, bu kadar para çarçur edilmez. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021-2022 yıllarında araç kiralaması için 437 milyon lira harcarken bina kiralamasına 131 milyon lira ödedi. Temsil ve ağırlama içinse yaklaşık 3 milyon lira. Rakamları CHP'li Özcan Purçu'nun soru önergesi üzerine eski bakan Derya Yanık verdi. Bizim hesaplamalarımıza göre yani KKM'nin çıktığı günden bugüne kadar 500 milyar lira civarında bir harcama yapıldı. Buradan bir kur farkı ödemesi var. Bu sistemin sonlandırılması lazım.
Milyonlarca vatandaş vergi artışı ve ek vergilerle boğuşurken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf genelgesi de muhalefetin tepkisini çekti. Kamuda taşıt alımlarını, kurumların binaları için ödenen kira bedellerini, garanti ödemelerini hatırlatıyor muhalefet. Kamu kurumlarının hangi kalemlerde ne kadar tasarruf edeceğini açıklayın diyor. O genelgeyi tamam olumlu karşılıyoruz ama daha fazlası olması lazım. Örneğin kamu ihale yasasındaki yolsuzluğu artırıcı maddelerin kısıtlanması lazım.